Değerli meslektaşlarım, hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Bu pazar günü bizi buluşturan Diyaliz Hekimleri Derneği'ne teşekkür ediyorum. Sizinle aslında pek çoğunu bilmiş olduğunuz bazı konuları yeniden gözden geçireceğiz. Diyalizin en önemli konularından bir tanesi olan kemik mineral bozukluğuyla ilgili bir güncelleme yapacağız. Bugünkü konuşmada ben 4 başlık belirledim. Ölüme giden yol diye başlayacağız. Ama süslendiniz ne? Bunları kim örmüş? Daha yeni görüyorum. Acaba diğer mikrofonları kapatma imkanı olabilir mi dinleyiciler arasında? Babaanne nasıl biliyor musun? Tabii ki değil. Ne dersin lan? Ders mi? Acaba uyarmayı kimden olabilir? Hocam, siz hala hostsanız tüm mikrofonları kapatma yetkiniz var. Evet, Mehmet abi de şu anda şeyi kumanda. Mehmet abi bütün mikrofonları kapatabilirsiniz. Eğer becerebilirsem kapatayım. Hangi bölümden kapatılıyor çocuklar onlar? Participants diyor. Oradan mı acaba? Evet hocam. Participants'lar mı kapatılıyor? Hocam bak, bu da annotate, remote control. Hocam, sinir. Şey, participants. Mute diye. Ama kendinizi de kapattınız. Şimdi kendinizi açın hocam isterseniz. Bak sessiz. Elektro mikrofon diye bir şey var. Hocam şu anda hepimiz kapalıyız galiba sizin dışınızda. Şu anda herkes kapalı. Öyle ümit edelim. Evet. Ölüme giden yol diye başlayacağız. Sonra kısaca fizyopatolojiden bahsedeceğiz. Ve birinci bölümde konuşmanın klinik ve laboratuvar bulgularıyla, tanıyla sonlandıracağız. İkinci bölümde biraz daha geniş olarak da bu kemik mineral metabolizma bozukluklarının tedavisinden bahsedeceğiz sizinle. Şimdi ünlü bir şiirle başlayalım. Cahit Sıtkı Tarancı'nın 35 yaş şiiri ile. Yaş 35 yolun yarısı eder diyor şairimiz. Fakat aslında yazık ki kendi yaşının yarısı değilmiş. 46 yaşında vefat etmiş. Yani 35 yaşına geldiği zaman çoktan yolun yarısını geçmiş durumdaymış. Rahmet diliyoruz kendisine. Sonra devam ediyor. Ne ilersin ölüm herkesin başında. Uyudun uyanmadın olacak. Kim bilir nerede, nasıl, kaç yaşında. İşte sıkıntı bu yaş meselesinden kaynaklanıyor. Çünkü diyaliz hastaları maalesef yaşlanmadan erkenden ölüyorlar değerli meslektaşlar. Öyle ki bu çok sık tekrarlanan bir slide. Sanırım daha evvelden görmüşsünüzdür. 25-34 yaşları arasındaki bir diyaliz hastasının kardiyovasküler nedenlerle ölüm nedeni bir yıl içerisinde 75-84 yaş arasındaki normal popülasyona denk geliyor. Yani çok erkenden bu hastaları kaybedebiliyoruz. Burada bir kayıt çalışması var. 1 milyondan daha fazla erişkini içeren bu Amerikan menşeli çalışmada böbrek fonksiyonları bozuldukça kardiyovasküler nedeni, ölüm nedenlerinin logaritmik şekilde arttığını görüyoruz. Öyle ki GFRS'i 60 mililitreden fazla olanlarla kıyasladığımız zaman artık son döneme yaklaşmış olan GFR 15 mililitreden daha aşağı olan hastalarda kardiyovasküler olay riski 20 misli daha fazla. O nedenle biz diyaliz hekimleri bu kadar yüksek riskli bir toplumla uğraşma aşamasındayız. Şimdi acaba niye böyle oluyor diyecek olur isek şayet. Bir kere genel toplumda mevcut olan ve kardiyovasküler riski arttıran özel faktörler var biliyorsunuz. Diyabet, hipertansiyon, tütün kullanımı, erkek cinsiyet, ileri yaş, aile hikayesi, obezite vesaire. Bütün bunlara ek olarak diyaliz hastalarında özel risk faktörleri mevcut.
Örneğin oksidatif stres bunlar da çok önemli. İnflamasyon, renin anjiyotensin aldosteron aktivasyonu, endotel disfonksiyonu. Üremik toksinler var biliyorsunuz. Biz her ne kadar diyaliz yapsak da kanda belli bir düzeyde kalmaya devam ediyorlar. Sempatik aktivasyon, anemi, çok sayıda ama bütün bunların belki hepsinden çok daha önemlisi kalsiyum, fosfor, D vitamini ve parathormon bozukluklarıyla alakalı oluyor. Bu çok iyi bilinen bir genel bilgi. Fosfor düzeyi 4-5 mg desilitre arasında bulunan insanlar ile 9'un üzerinde olanları karşılaştırmışlar. Bir Kuzey Amerika'da 40 binden fazla hasta içeren bir zincir, diyaliz zinciri veri tabanında 18 ay izlemişler. Ve burada dikkat buyurun lütfen, %19,5 yani yıllık mortalitesi diyaliz hastalarının Amerika Birleşik Devletleri'nde %20 neredeyse, yani her 5 hastadan birini muntazam olarak kaybediyoruz. İşte bu izlem sırasında 10 bin civarında ölüm olduğu zaman 4-5 fosfor düzeyine göre, fosfor düzeyi 9 mg desilitre olanlarda 2 misli daha fazla ölüm saptamışlar. Yine aynı veri tabanında kalsiyum düzeyinin yüksek olmuş olması, 11'den daha fazla olmuş olması ölüm riskini %40 oranında arttırmış. Ve parathormonla alakalı olarak da şu dar aralık dışında 150-300 pikogram mililitre dışında bunun hem düşük oranları, yani parathormonun normalden düşük olması veya yüksek olması durumunda ölüm riski %40'lar dolayında artmış. Özetle hem kalsiyum hem fosfor hem parathormona çok dikkat etmek durumundayız. Bu bir evvelden beri, belki 50-60 yıldan beri bildiğimiz şeydi. Ancak son zamanlarda yeni aktörler ortaya çıktı. Hem laboratuvar hem klinik hem de histopatolojiyle alakalı olarak. Örneğin D vitamini ile alakalı. Hem aktif D vitamini ile alakalı hem de depo D vitamini ile alakalı yeni bilgiler var. Onları paylaşacağım sizinle. FGF23 diye yeni bir fosfatürik madde var. Parathormonun proksimal eşdeğeri gibi. Onunla ilgili konuşacağız sizinle. Renal osteodistrofi kemik kırıklarıyla alakalı özel risk faktörleri ve nihayet çok önemli olan, pek çok toplantının ana konusu olan vasküler kalsifikasyon da bu diyaliz hastalarındaki yüksek ölüm riskiyle ilişkili olarak karşımıza çıktı. Şimdi öncelikle serum D vitamin düzeyinden bahsedelim. Biliyorsunuz toplumda çok sık olan bir şey. Burada depo D vitamininden 25 hidroksi kolekalsiferolden bahsediyorum. Burada Enhance 3 çalışmasında, veri tabanında diyeyim, prediyaliz 3000 hasta almışlar. 9 yıl süreyle izledikleri zaman D vitamin düzeyini 30'un üzerinde olanlar, 30-15 arasında olanlar ve 15'in altında olarak sınıfladıkları zaman çok değişik modellerde her halükarda D vitamininin düşük olduğu grupta mortalite oranının %50'ler oranında daha yüksek olduğunu bulmuşlar. Aslında bu pratiğe yönelik olarak bize çok önemli bilgiler veren bir şey, bir çalışma diye. Yani rutinde maalesef çoğu kez D vitamin ölçümlerini, depo D vitamin ölçümlerini yapmıyoruz, yapamıyoruz. SGK bunu karşılamıyor. Ancak bunu yapmış olmakta ve de eksik olan hastalarda D vitamininin karşılanmış olmasında büyük yarar olduğunu söylemiş olalım. Bu sadece kardiyovasküler ölümle alakalı değil, pek çok morbiditeyle de alakalı problemlerde düzelme gösterebiliyor. İkinci bölümde buna değineceğim. Şimdi FGF23 nispeten yeni bir parametre. FGF23 böbrek hastalığının erken dönemlerinden itibaren salgılanmaya başlayan, kemik hücrelerinden, osteositlerden salgılanmaya başlayan bir fosfatürik hormon. Yani insanlarda fosfor yüklenmesi olduğu zaman böbrekler düzeyinde tübüler fosfor reabsorpsiyonunu azaltarak, idrara atılan fosfor miktarını arttırarak kan fosforunu düzenlemekte yararlı olan bir madde. Şimdi bununla alakalı olarak ARMOR çalışması diye diyaliz hastalarındaki
mortalite ile alakalı ünlü bir çalışma var. Burada 10 bin hasta üzerinde yapılan bir çalışmada ilk yıl içerisinde ölen 200 hastayla hayatta kalan 200 hasta karşılaştırılmış. Tabii ki biraz evvel de bahsetmiştim, klasik bilgi, serum fosforunun yüksek olması bir ölüm prediktörü. Ancak burada çok ilginç olan nokta, fosfor ile birebir ilişkili olan FGF23'ün fosfor düzeyinden bağımsız olarak da ölüm prediktörü olmuş olması. Görüyorsunuz, değişik fosfor düzeylerinde FGF23 düzeyleri ölen hastalarda daima sağ kalan hastalara göre daha yüksek. O nedenle şu anda rutin hedeflerimiz arasına girmedi. Ancak FGF23'ün de bir şekilde azaltılmış olması bizim ileride hedeflerimizden bir tanesi olacak. Kemik kırıkları çok önemli. Zaten bütün toplum için önemli. Yaşlılarda özellikle önemli. Diyaliz hastalarında daha da fazla önemli. Burada yine bir veri tabanı analizi, bir register analizinde görüyorsunuz. Kırığı olan 7000'den fazla hasta, kırığı olmayan 20000'den fazla hasta. X'i karşılaştırıldığı zaman kırığı olmayan hastaların hayatta kalma oranlarının çok daha yüksek olduğunu biliyoruz. Bu da ek bir risk faktörü olarak karşımıza geliyor. Burada saygıyla analım. Firhoff diye çok ünlü bir patolog, modern patolojinin kurucularından bir tanesi. Firhoff ilginç bir şey söylüyor. Aslında çok yaşlanma diye bir şey yoktur diyor Firhoff. Organlarımız da yaşlanmıyor bizim diyor Firhoff. Ancak yaşlanan bir tek şey var, o da damarlarımız diyor. Yani organı besleyen damarlar yaşlandığı zaman, organa giden kan miktarı azaldığı zaman, o zaman biz yaşlanmaya başlıyoruz, organ disfonksiyonları görülüyordu. İşte Firhoff'un 100 yıldan çok daha önce yapmış olduğu bu gözlem aslında sonradan çok sayıda çalışmayla doğrulandı. Vasküler kalsifikasyon dediğimiz bir olay var. Damar duvarına kireç çökmesi biliyorsunuz. Çok değişik damarlar için geçerli. En başta koroner damarlar olmak üzere. Orada kalsifikasyon skoru sıfır olanlara kıyasla ağır kalsifiye olmuş damarları bulunan hastalarda ölüm riskinin çok daha fazla olduğunu görüyoruz. Ki bahsedeceğiz ayrıca kalsifikasyondan. Bu da önlenebilir özellikleri olan bir parametre. Tabii bir evvelden beri renal osteodistrofiden bahsediyoruz. Renal osteodistrofi dediğimiz zaman böbrekler ile ilişkili kemik bozuklukları diye belki açabiliriz. Renal osteodistrofinin bir spektrumu var biliyorsunuz. Bu spektrumun bir ucunda hiperdinamik kemik hastalığı, diğer adıyla osteitis fibrosa cistica generalizata diye bize tıp fakültelerinde öğretilmiş olan, genelde yüksek parat hormon düzeyleriyle karakterize olan bir hastalık ki hep buna konsantre olmuştum. Ama daha sonraki yıllarda adinamik kemik hastalığı dediğimiz, yani kemiğin döngüsünün yüksek olduğu veya kemiğin döngüsünün çok düşük olduğu geniş bir spektrum. Bunların hepsi osteodistrofi başlığı altında inceleniyor ve burada da osteodistrofinin belirgin olduğu, spektrumun her aşamasında osteodistrofinin belirgin olduğu hastalarda mortalite riskinin daha fazla olduğunu görüyoruz. İlginç olarak burada hem adinamik kemik hastalığında hem de hiperdinamik kemik hastalığında, yani parat hormon düşük olanlarda da parat hormon yüksek olanlarda da kalsifikasyon riski çok daha fazla. Mekanizma biraz birbirinden farklı. Eğer düşük parat hormonu var ise, bir adinamik kemik hastalığı var ise, kanda dolaşmakta olan kalsiyum ile fosfor kemiklere oturamadan kana geri döneceği için dokuda depolanıyor. Öte yandan yüksek döngülü bir kemik hastalığı söz konusu ise kemikten bu rezorpsiyon sonucunda fazla miktarda açığa çıkan kalsiyum ve fosfor kanda dolaşacağından dolayı yine dokuda depolanıyor. Yani bizler diyaliz hekimleri olarak muhakkak ki parat hormonu hedeflenen düzeylerde tutmak durumundayız. Ne çok aşağıda ne de yukarıda tutmayacağız. Sonuçta değerli meslektaşlarım, burada kısaca bahsettiğim değişik laboratuvar anormallikleri, kemiğin yapısında, kemiğin döngüsünde, kemiğin metabolizmasında ortaya çıkan problemler ve normalde kemikte olması gereken kalsifikasyonun yumuşak dokuda olmuş olması,
özellikle de damar kalsifikasyonu olmuş olması kardiyovasküler hastalıklara zemin hazırlıyor. Kırıklara, hospitalizasyona ve ölüme zemin hazırlıyor. O nedenle nefrolojinin belki nispeten daha yeni yıllarında sekonder hiperparatiroidi, renal osteodistrofi dediğimiz ki benim uzmanlık tezimdi. Bu kavram artık 2005'li yıllardan itibaren yerini değiştirdi ve kronik böbrek yetersizliği kemik mineral bozukluğu şeklinde özetlenmeye başladı. Şimdi bu kısa girişi yaptıktan sonra fizyopatolojiye bir genelleme yapalım, bir genel bakış atalım. Genelde bu kronik böbrek hastalığı kemik mineral bozukluğunda iki aktör var, iki temel aktör var biliyoruz. Gündelik olaylarda, kötü olaylarda, cinayetlerde hep iki tip insan vardır. Birisi perdenin arkasında olup, efendim gereken şartları sağlayıp azmettiren, öldürür ve biraz daha gariban, efendim tetiği çeken, öldüren, çoğu kez tetikçiyle uğraşılır ama azmettiren kendini bir şekilde gizlemeyi başarabilir. İşte bu hastalıkta azmettirici fosfor, tetikçi para hormonu olarak karşımıza çıkıyor. Paratiroid bezler biliyorsunuz, tiroid bezinin arkasında 4 tane mercimek kadar çok küçük bezler. Ama bu bezlerin bir kötülüğü sadece bulundukları yerde değil, vücudun hemen tüm lokalizasyonlarında, özellikle değişik medyasten lokalizasyonlarında bulunabilmiş olmaları. Paratormonun fazlalığı hiperparatiroid diyoruz. 3 tip hiperparatiroid ile gündelik hayatta karşı karşıyayız. Bunlardan bir tanesi primer hiperparatiroidi. Yani standart olarak paratiroid bezlerin selim veya malign tümörler sırasında karşımıza gelen ve genellikle de biz diyaliz hekimlerine veya böbrek hekimlerine, nefrologları çok enterese etmeyen primer hiperparatiroidi. O nedenle onu sildim ortadan. Ama ardından sekonder ve tersiyer hiperparatiroidi karşımıza geliyor. Sekonder hiperparatiroidi bizim böbrek hastalarımıza neredeyse vazgeçilmez bir patoloji olarak önümüze çıkıyor. Burada kronik olarak sürekli bir şekilde paratormon salgılanmasının uyarılmış olması ki çok temel iki uyarıcı hipokalsemi ile hiperfosfatemi böbrek hastalarında çok sık paratiroid hücrelerinde çoğalmaya, hiperplaziye yol açıyor. Bu uyarının devam etmesi durumunda bu hiperplazide nodüler transformasyon ve çok değişik odaklarda multik nodüller ortaya çıkıyor. Daha sonra bu nodüllerin birleşmesiyle tek büyük bir nodül haline geliyor ki o zaman tersiyer hiperparatiroiden bahsediyor. Aslında primer hiperparatiroidiyle biraz evvel sildiğim tersiyer hiperparatiroidi arasında hiçbir fark yok. Biyokimyasal bulguları, klinik bulguları, laboratuvar bulguları birbirine birebir benzerlik gösteriyor. Şimdi standart olarak kronik böbrek yetersizliğinin sekonder hiperparatiroidi senaryosu sırasında, bunun oluşması aşamasında klasik bir patogenez var. Hepinizin çok iyi bildiğinden eminim. Böbrek hastalığı ortaya çıktığı zaman kanda bir fosfor artışı ortaya çıkıyor. Hiperfosfatemi ortaya çıkıyor. Ve bu hiperfosfatemi fosforla kalsiyumun kandaki hareketleri bir tahterevalli şeklindedir. Biri arttığı zaman diğerinin azalmasını açabilir. Fosfor artışı bir yandan doğrudan paratiroid bezleri uyarırken öte yandan dolaylı olarak hipokalsemiye yol açarak sekonder hiperparatiroidiye sebep olabiliyor. Ayrıca böbrek hastalığı sırasında D vitamini metabolizmasından D vitamini aslında ham bir şekilde, inaktif şekilde vücuda alınıyor ama karaciğere uğrayıp bir hidroksil atomunu alıyor. Böbrekte ikinci hidroksil atomunu alıyor. Yani D vitamini aktif hale gelmiş olması böbrekteki ikinci hidroksilasyon sayesinde oluyor. İşte kronik böbrek hastalığı sırasında D vitamini inaktif hale geldiği için hipokalsemiye katkıda bulunuyor. Bu da hem dolaylı olarak öte yandan D vitamininin bir şekilde doğrudan parathormon salgılanması ve sentezi üzerine negatif etkisinin ortadan kalkmasına bağlı olarak hiperparatiroidi
paratiroidiye yol açıyor. Ve bu hiperparatiroidi bir yandan sistemik toksiteyle ölüme, öte yandan da kemik hastalığına yol açabiliyor. Bunun nefrolojideki çok ünlü ismi trade-off bedel hipotezi. Niçin bedel? Çünkü ortamda bir kalsiyum ve fosfor bozukluğu var. Kalsiyum düşük, fosfor yüksek. Vücut bunu normale getirmek için parat hormon salgılıyor. Gerçekten de parat hormon bu iki maddeyi de, iki elektrolite normale doğru getiriyor. Ancak bu normalleşme sürecinde bunun karşılığında vücudun ödediği bedel hiperparatiroidi ve tek tek her iki elektrolitin yapacağından daha fazlasını tek başına hiperparatiroidi yapabiliyor. O nedenle de klasik nefroloji kitaplarında üremik toksiste patogenezinde paratiroid hormon en başta gelen üremik toksin olarak nefrologlara sunuluyor. Şimdi bu standart bilmiş olduğumuz bedel hipotezi son 15-20 yıl içerisinde biraz daha değişkenlik gösterdi. Ve burada PGF-23 ortaya çıkmış oldu. PGF-23 bir şekilde serum fosfor düzeyini azaltan bir madde. Fosfatürik bir madde. Pardon Hıdır, çok etrafta yine ses geliyor. Ben acaba kapatamadım mı? Yani herkes acaba mikrofonu kapatma imkanı olabilir mi? Çünkü burada gerçekten karışıklık oluyor. Bunu bakıyorum. Arkadaşlarım acaba mikrofonlarını kapatma imkanları var mı diye tekrardan bir sormak istiyorum katılımcılara. Buradan da çok yakından nasıl kontrol edebilir doğrusu bilmiyorum. Hocam Sevgimir diye bir arkadaşı uyarırsanız ya da kapatırsanız sesini. Sevgimir mi? Evet. Sevgi hocaya bir ancak telefon etme şansım olabilir. Hayır, ekrandan kapatabilirseniz Sevgi hocanın mikrofonu açık şu an. Tamam. Bir dakika. Ama burada ayıp olacak. Şimdi neyse böyle idare etmeye gayret edelim. Şimdi burada FGF23 bir şekilde dolaylı olarak serum fosfor düzeyini azalttığından dolayı sanki parat hormonun hiperparatiroidin aleyhinde gibi, ancak öte yandan artmış olan fosfor düzeyinin kalsiyum üzerine azalması üzerine bir etkisi doğrudan orada gözükmüyor. Ancak bu FGF23 D vitamininin aktivasyonu üzerine olumsuz etki sağlıyor. Böylece olumsuz etkiyle D vitamininin azalmış olmasıyla hipokalsemi ortaya çıkıyor. Ve bu hipokalsemi de bir şekilde hiperparatiroidiyi tetikleyen bir faktör oluyor. FGF23 öte yandan doğrudan parat hormonu inhibe eden bir özelliğe de sahip. Yani görüyorsunuz FGF23 bir yandan parat hormonu baskılamaya uğraşırken bir yandan onu uyarabiliyor dolaylı yollardan dolayı. Ama sonuç şu veya bu şekilde FGF23 ölümle doğrudan alakalı olmuş olmaz. FGF23 bir büyüme faktörü aslında. Osteositlerden salgılanıyor, kemik hücrelerinden salgılanıyor. Anjiyojenez üzerine, yara iyileşmesi üzerine etkili. Lokal ve sistemik aktiviteleri var. Ve bir fosfor geri eminimini azaltan fosfatürik hormon. Parat hormona birebir benziyor. Ancak özellikle parat hormonu artış... İzninizle ben bir Sevgi Hoca'yı arıyorum. Çok özür diliyorum lütfen ama buraya çok eko geliyor. Umarım telefonuna bakabilirse eğer. Hocam dilerseniz yine kapatın şeyden. Participants'tan. Herkesi kapatın, sadece kendinizi açın. Böyle devam edelim, olur mu? Eğer becerebilirsem onu yapayım. Evet hocam, participants'tan hepsinin bütün sesleri kapat deyin, sonra kendinizi açın, devam edin hocam. Öyle yetişemeyiz çünkü herkesi aramak zorunda kalırız. Başka arkadaşlar da var mikrofon açık olan. Mute all diyorum. Evet, herkesi kapatıyorum. Evet, peki. Onu kapattım. Şimdi kendimi
Şimdi ben duyuyorsunuz değil mi şu aşamada? Duyuyorsunuz değil mi Hıdır'cığım? Hocam bir sorun yok. Herkes kapalı. Tamam. Tekrar tekrar özür diliyorum bu kesintiden dolayı. Estağfurullah. Kemik hücreleri tarafından sentezleniyor. Şimdi FGF23'ün özelliği şu. Parat hormona çok benziyor. Ancak GFR'nin çok daha erken dönemlerinde. Yani GFR 60'larda 70'lerdeyken bile FGF23 kanda artmaya başlıyor. Yani biz bir böbrek hastasında, evreş kronik böbrek hastasında serum fosforunu normal olarak bulursak bu demek değildir ki fosfor ile alakalı, kalsiyum ile alakalı bütün her şey yerinde. Evet serum fosforu normal ancak bunun bedeli FGF23'ün artmış olması. Ve FGF23 artışın ölümle ilişkili olduğunu söylemiştim. O nedenle kronik böbrek hastalarında erken dönemde itibaren ortaya çıkan, diyaliz hastalarından çok çok daha evvel ortaya çıkan artmış kardiyovasküler mortalitenin bu FGF23 artışıyla alakalı olabildiği konusunda bazı veriler var. Ayrıca serum fosforu normal olan insanlara bile fosfor bağlayıcı vermiş olduğumuz zaman kardiyovasküler mortalitenin azalabileceği konusunda bazı çalışmalar var. Yani FGF23 herhalde önümüzdeki yıllar içerisinde çok daha şeyimize girecek, gündemimize girecek. Öte yandan FGF23'ün çok düşük olması da hiperfosfatemik tümörel kalsinoza yol açabiliyor. Yani hem yüksekliği hem de düşüklüğü önemli bir sıkıntı FGF23. Şimdi bütün bu aktörler FGF23, aktif D vitamini, kalsiyum, fosfor, parat hormon birbiriyle çok yakın feedback mekanizmaları içerisinde. Görüyorsunuz fosfor yüksekliği FGF23'ü uyarıyor. FGF23 fosforu azaltıyor. Aynı şekilde kalsitriol FGF23 arttırırken FGF23 D vitamin aktivasyonunu azaltarak enzim inhibisyonu yaparak kalsitriol inhibe ediyor. Kalsiyumla kalsitriol arasında böyle bir feedback mekanizması var. Özellikle bütün bu faktörlerle parat hormon ile geri dönüş başa tepki mekanizmasıyla bir şekilde yakından bu kalsiyum fosfor parametreleri dar hudutlar içerisinde tutmaya çalışılıyor. Şimdi biraz evvel vasküler kalsifikasyondan bahsetmiştim. Bunun oluşmasında, ortaya çıkmasında aşırı yüksek kalsiyum fosforun pasif presipitasyonu söz konusu. Bir de aktif bir olay olarak vasküler kalsifikasyonda osteojenik bazı proteinlerin, yani osteojenik dediğimiz yumuşak dokuyu kemik dokusu şeklinde formasyona getiren bazı proteinlerin ki osteokalsin, osteonektin, alkalen, fosfataz gibi bunların artmış olmasını veya inhibitör proteinlerin fetuin gibi, osteoprotegerin gibi, BMP7 gibi, osteopontin gibi inhibitör proteinlerinin serum düzeylerinin azalmış olması etki edebiliyor. Bu mekanizmayı anlamamız önemli mi? Gerçekten çok önemli. Çünkü kısaca da bahsedeceğiz. Vasküler kalsifikasyonun önlenmesi konusunda sadece kalsiyum ve fosforun kontrolü değil ama bu diğer aktif uyarıcıların serum düzeylerine etki edebilecek ilaçlar da geliştirmeye başlanmış durumda son zamanlarda. Kabaca moleküler boyuta bakacak olur isek şayet. Burada iki tane reseptörümüz var. Birisi kalsiyum algılayan reseptör, diğeri de D vitamini reseptörü. Bu reseptörler parat hormon salınımının, sentezinin ve de paratiroid bez büyümesinin gelişimi üzerine yakından etkililer. Yalnız bu iki reseptörün etki ettiği zamanlama ve süreç ve aşama birbirinden farklı. Dakikalar, saniyeler içerisinde kalsiyum düşecek olur ise bu kalsiyum algılayan reseptör vasıtasıyla parat hormon salınımı artabiliyor. Öte yandan bu düşme devam edecek olur ise ve D vitamini düşük olacak olursa saatler, günler içerisinde parat hormon sentezi artıyor. Dikkat buyurun lütfen. Burada salınımı, burada sentezi artıyor. Ve bu uyarılar sürekli olarak devam edecek olursa, biraz evvel bahsetmiştim, haftalar, yıllar içerisinde paratiroid bezin büyümesi artıyor. Ve sonunda ortaya bir paratiroid adenomu, tersiyel hiperparatiroidi ortaya çıkabiliyor. Şimdi burada belki işin daha sıkıntılı tarafı şu ki, kronik böbrek hastalığı ilerledikçe gerek kalsiyum algılayan reseptörlerin
gerekse D vitamini reseptörlerinin temsili azalıyor paratiroid hücreler içerisinde. Yani bu ne demek? Bu şu demek, parat hormon salgılanmasını inhibe edebilmek için sağlıklı insanlara göre böbrek hastalarında daha fazla kalsiyumun veya daha fazla D vitamininin bu reseptörlerle reaksiyona, interaksiyona girmesi anlamına geliyor. Şimdi çok yüzeyel olarak geçtiğimiz bu bölümden sonra klinikte ve laboratuvarda neler görüyoruz? Genelde bir kemikler üzerine olan etkiler var ki biraz evvel bahsetmiştim. Renal osteodistrofi, yüksek döngülü ve düşük döngülü kemik hastalığı. Burada kemik rezorpsiyonu, osteodist fibroza, brom tümörler, kemik ağrıları, kırıklar söz konusu. Ama belki çok önemli bunlar muhakkak ama daha da önemlisi sistemik etkileri. Anemi, kalsifikasyon, kardiyomiyopati çok çok önemli. Kalsifilaksis, kaşıntı, nöropati, empotans, glukoz intoleransı, immünsupresyon vesaire. Özetle bu üçlünün ama özellikle de paratormonun dengesizliği durumunda diyaliz hastalarının hayat süresine çok olumsuz yönde katkılar ortaya çıkabiliyor. Bu nedenle çok ilk yıllardan beri, bu bakınız lütfen 2003 yılındaki bir Amerikan rehberidir. O zamandan beri hep şu şeyler gelmiş. Biz öyle kendimize hedefler elde edelim ki o hedeflere ulaştığımız zaman diyaliz hastalarında morbiditeyi ve mortaliteyi azaltalım. Bu hedefler sık olarak değişiyor biliyorsunuz. Şu aşamada en son parat hormon düzeyi hedefi değişti. Ama belki antiparantez şunu söyleyelim. Normalin üst hududunun 2 ile 9 misli denilmiş olmasına rağmen bunun altta yatan temel nedenlerine bir tanesi şu dar aralığı yakalayamamış olmamızdır. O nedenle diyaliz hekimi arkadaşlarım gündelik vizitleri yaparken tamam Kedigo rehberi 2-9 misli diyor ama demiş olmasına rağmen lütfen şu dar aralığı hedefleyecek olurlarsa daha iyi bir iş yapacaklar. Ama olamadık ne yapalım biraz daha tolerans olabilir. Bu 55 kalsiyum fosfor çarpımında hala geçerli. Kalsiyumun muhakkak ki olabildiğince düşük bu hedefte geçerli. Fosfor düzeyiyle alakalı olarak bu 5,5 artık çok daha yüksek olarak şey oluyor ve 4.4 ile 4,5 arasında 4.4 özellikle bir nokta olarak belirtilmiş, hedeflenmiş durumda son zamanlarda. Peki hedefleri saptadık, bunlara ulaşma oranımız nedir? Maalesef çok başarılı değil bu konuda nefroloji camiası. Bu bir çalışma için yapılan bir taramada kalsiyum hedefini yakalayanlar %55, fosfor hedefini yakalayan hastaların oranı %50, kalsiyum fosfor çarpımını yakalayanlar %66. Dikkat buyurun parat hormon %28. Yani 4 hastanın 3'ünde yakalanamıyor. Bu Avrupa merkezleridir. Ve tüm bu kalsiyum, fosfor, parat hormonu yakalayabilen hasta oranı sadece %9 oranında. Yani maalesef bu konuda fevkalade bütün dünyada bir başarısızlık söz konusu. Şimdi madem bu kadar önemli olduğunu, hastaların morbidite mortalitesine katkıda bulunduğunu bu vakte kadar işledik. O zaman tedavide ne yapabiliriz buna alakalı olarak? Şu ölümü azaltmak için neler yapabiliriz? Şimdi şu patogenezde söylemiştim. Böbrek fonksiyonlarının bozukluğuyla birebir ilişkili olarak bazı laboratuvar anormallikleri ortaya çıkıyor. Yani hiperfosfatemi, hipokalsemi, hiperparatoidi, FGF, 23 D vitamini vesaire. İşte bu laboratuvar anormallikleri renal osteodistrofide tetiği çeken faktör. Aynı zamanda vasküler kalsifikasyonda da tetiği çeken faktör. O nedenle eğer biz şu laboratuvar anormalliklerinin altında yatan mekanizmalara doğru tedavimizi geliştirebilecek olur isek şayet, o zaman bu kronik böbrek hastalarındaki aşırı kardiyovasküler mortaliteyi azaltma imkanımız olabilir gibi. Söylemiştim, fosfor azmettirici, parat hormon tetikçi. Gelin biz azmettiriciden işe başlayalım. Şimdi hiperfosfatemi, yani sonuçta ne yapalım, böbrek hastalandı, fosforu dışarı atamıyor. O nedenle biz serum fosforunu azaltmak durumundayız. Ne yapalım? Öncelikle diyet. Diyetle alakalı olarak bizim yeni rehberlerde 3.4 ile 5.2 ama biraz evvel söylemiştim son bir çalışmada 4.4'lük bir fosfor hedefini yakalamış olmamız lazım.
burada gösteriliyor. Bu bir 2018 çalışması zannederim. Overall mortality, genel mortality oranı en fazla buralarda düşük olarak saptanabiliyor. Şimdi bu diyet ile alakalı olarak son Kedigo rehberinde, 2017'deki rehberde fosfor kontrolünün yalnızca diyet ile yapılabilmiş olması pratik olarak mümkün değil. Sebebi basit. Çünkü fosfor temel olarak proteinli gıdaların içerisinde olan bir madde. Ve eğer biz proteinli gıdaları çok aşırı derecede kısacak olursak hastaları malnütrisyondan kaybetme riskimiz hiperfosfateminin getireceği riske göre çok daha fazla olur. O nedenle diyet yapacağız, yapmayalım değil. Burada birazdan bahsedeceğim nelere dikkat edeceğiz. Ama olay sırf diyetle halletmemize çok kolay değil. Şimdi Kedigo rehberi diyet yaparken diyor, sadece fosforun kaynaklarına değil, ama bu fosforun gelmiş olduğu orijine de bakmış olmak lazım. Burada en zararlı olan, en kötü olan şey sanayi fosforu. Yani konservelerin, içeceklerin içerisine konulan fosfor. Ve en başta da, bakınız burada belki görülüyor, kola, özellikle kola diyor. Çok basit bir şey ama bunu kesinlikle hastalarımıza yasaklamış olmamız lazım. Ayrıca her türlü konserve gıdalarda bol miktarda fosfor var. İşlenmiş etle koruyucu olarak bol miktarda fosfor var. Yani işte sucuk, salam vesaire diğer her şeylerde. Mümkün mertebe ondan kaçınmış olmamız lazım. Aşağı doğru giderek azalan oranlarda fosfor eminim oranları ve zarar oranları söz konusu. Belki bunlar içerisinde en masum olanı, en kolay tolere edilebileni bitkisel fosfor kaynakları, bitkisel proteinden ortaya çıkan fosfor kaynakları. Tabii hep bilinen çok önemli bir nokta. Yumurta akı doğada bir kimsenin elde edebileceği en sağlıklı protein kaynağı. O nedenle hastalarımızı yumurta yemeye teşvik etmek durumdayız. Özetle sadece fosforu kısıtlayalım değil, ama fosforun geldiği kaynağa yönelik olarak da bir ayarlama yapmaya çalışmamız lazım. Şimdi diyaliz hastalarında hiperfosfatemi ile alakalı olarak ikincisi, diyalizde fosfor klirensini arttırabilir miyiz acaba? Bunun için diyaliz süreleri uzatılabilir. Ev diyalizi olan meslektaşlarım varsa muhakkak biliyorlardır. Uzamış diyalizler sonrasında bırakın hiperfosfatemiyi, bu hastalarda hipofosfatemiyle mücadele etmek durumunda olabiliyoruz. O annene diyaliz süresini uzattıkça fosfor klirensi azalacak. Ayrıca haftalık diyaliz haftalık diyaliz sayısının arttırılabilmiş olması durumunda da yine fosfor klirensini arttırmak söz konusu olabilir. Bir de bazı makinelerde, hepsi de söz konusu değil, online HDF'e geçecek olursa yine fosfor klirensini arttırmak mümkün. Ancak bütün bu tedbirlere rağmen standart hemodiyalizden bahsediyorum. Genelde günde 1-1.2 gram civarında protein alımı var ise ve 1 gramı haftada 7 gram fosfor alımı söz konusu ise, bu ağızdan alınan fosforun %60'ı emiliyor ise haftada 4.2 gram civarında bir fosfor alımımız olacak. Hemodiyaliz haftada 3 gram temizleyebiliyor, peritonidiyaliz 2 gram civarında temizleyebiliyor. Sonuçta biz efektif olarak diyalizle fosforu temizleme şansımız standart olarak yok. O nedenle fosfor bağlayıcılar olmazsa olmaz. Diyaliz hastalarının %90'ında fosfor bağlayıcı kullanıyoruz. Ve 2017 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde bir yıl için yalnızca fosfor bağlayıcılara harcanan miktar 1 milyar dolar civarında. Yani çok büyük bir pazar olduğunu söylemiş olmamız lazım. Şimdi ideal bir fosfor bağlayıcı dediğimiz zaman öncelikle etkin olmalı, tadı güzel olmalı, ucuz olmalı, az sayıda tablet içermeli. Çünkü ortalama bir diyaliz hastasının bir günde aldığı tablet sayısı 24 olarak hesaplanmış. Sistemik eminim olmamalı ve yan etkisi olmamalı. Son sözü baştan söyleyelim. Böyle bir fosfor bağlayıcı henüz dünyada yok.
Bunların üzerinde durmayacağım. Hepsini çok yakından biliyorsunuz. Gündelik hayatınızda kullanıyorsunuz. Eski ajanlar var. Kalsiyum temelli fosfor bağlayıcılar, alüminyum hidroksit, severamer burada söz konusu olabilir. Kalsiyum içerenler aslında çok iyi ilaçlar. Ama özellikle son rehberdeki Ligo rehberinde tamamen kaçınılması gereken fosfor bağlayıcılar kapsamına alınıyor. Halen en yaygın kullanılıyor ama vücuda ek kalsiyum yüklenmek adına kalsiyum içeren fosfor bağlayıcılardan kaçınılması öneriliyor. Burada daha evvelden bakın 2009 yılı Ligo rehberinde hiperkalsemisi olanlarda, vasküler kalsifikasyonu olanlarda, adinamik kemik hastalığı olanlarda diye tarif etmişlerdi kalsiyum içeren fosfor bağlayıcıların hangi durumlarda kaçınılması gerektiğini. Ama 2017 revize olmuş olan Ligo rehberinde genel olarak bütün hastalarda kalsiyum içeren fosfor bağlayıcıları vermeyin diyorlar. Alüminyum hidroksit yine söylemeye gerek yok. Belki dünyanın en harika preparatı. Fevkalade etkili, alımı hiç sorun değil ama toksik. Hem kemik toksisitesi hem beyin toksisitesi var. O yüzden ancak kısıtlı sürelerle kullanıp hemen vazgeçmek durumundayız. Severamer iyi bir ilaç, çok yönden iyi bir ilaç. İki majör yan etkisi, pahalı bu birincisi. İkincisi de çok aşırı etkili bir ilaç değil. O nedenle tablet sayısının fazlalaşmasıyla sonuçlanıyor. Bu da hasta uyumunu olumsuz yönde etkileyebiliyor. Ancak eğer alabilen hastalar olursa, parametreleri eğer kriterleri karşılayabilen hastalar olacak olursa, sevelamerin vasküler kalsifikasyonu azaltabildiği ve büyük ihtimalle ölüm oranını azaltabileceği konusunda bir evvelden beri iyimser çalışmalar var. Son zamanlarda biliyorsunuz lantanum girdi piyasaya ve bildiğim kadarıyla çok sayıda şeyler de var. Yeni preparatlar da lantanumla alakalı girme aşamasında. Bu gerçekten başlangıçta biraz çekinceyle karşılandı. Lantanum bir ağır metal, ağır madde, karaciğerde birikiyor, hepatotoksite vesaire. Ama sonraki yıllarda bunun ihmal edebilecek kadar az bir birikme olduğu söylendi. Bu kalsiyum ve alüminyum içermeyen bir nadir eleman. Fosfora afinitesi çok yüksek ve çok sıkı kompleksler oluşturuyor. Ama temel problem de bu. Çözünürlüğü çok çok düşük. Suya ekledikten sonra ne kadar zaman sonra bile hala böyle tablet halinde kaldığını görüyorsunuz. Çok standart filmler vardır biliyorsunuz. Lantanum aldıktan sonra bağırsaklarda öyle öbek öbek halde radyo opak maddeler olabiliyor. Yarı ömrü 36 saat. Genelde vücuda sistemik emiliminin fevkalade düşük olduğunu biliyoruz. Şimdi lantanum karbonat üst gastrointestinal kanalda iyonlarına ayrılıyor ve lantanum fosfat oluşturuyor fosforla birleşerek. O nedenle fosforu atıyor. Ama belki en az onun kadar önemli bir faydalı etkisi kalsiyum ile de birleşerek kalsiyum karbonat oluşturarak o da dışkıyla atılıyor. Yani başından itibaren söylediğim şey şu, hem fosforun fazlası hem kalsiyum fazlası kötü bizim için. Lantanum verdiğimiz zaman ikisini de vücuttan atmak imkanı söz konusu olabiliyor. Ve yine bu bir kafa kafaya çalışmada eşdeğer fosfor bağlama gücü olarak 3 gram lantanum, 6 gram kalsiyum karbonat, 8 gram sevelamere eşdeğer. Yani şu anda aşağı yukarı elimizde olan en etkin fosfor bağlayıcı konumunda. Ama tabii ki her güzelin bir kusuru var. Lantanum kullanması fevkalade güçlü hastalığı tarafından çok da sevilmiyor doğrusu. Yani eğer biraz çözünebilir olsaydı, suya atıp karıştırabilseydik bir dereceye kadar biliyorsunuz işte katı gıdaların üzerine serpin diyorsunuz. O apayrı bir problem oluşturuyor. Bildiğim kadarıyla tüm dünyada bunun önüne gelmek için çiğnenebilir tabletler geliştirilme aşamasında. Türkiye'de de şu aşamada bu formatın, bu versiyonun piyasaya verilmesiyle ilgili izin çalışmalar devam ediyor diyebiliyorum. Belki bu şekilde fosfor kontrolüne bir ek katkı sağlanabilir mi? Onu hep birlikte göreceğiz. Şimdi ikinci olarak fosfor böylece geçtikten sonra D vitaminiyle alakalı konuşacağız. D vitamini, bizzat aktif D vitamini
veya D vitamin reseptör aktivatörleri söz konusu olabiliyor burada. D vitamininin o kadar çok değişik etkileri var ki, yani vasküler kalsifikasyon üzerine normal dozada verildiği zaman kalsifikasyonu azaltıcı etkisi var. İşte proteinürü üzerine, immün sistemin düzenlenmesi üzerine, kanserden koruyucu, kalp fonksiyonları üzerine, endotel disfonksiyonu düzeltici, sol ventrikül hipertrofisini, renin-anjiyotensin aktivitesini, hipertansiyonu geriletici, pro-inflamatuvar etkileri, sitokinlerin bir şekilde kan düzeylerini azaltıcı, anti-inflamatuvarları arttırıcı gibi çok faydalı etkileri olduğu düşünülen bir madde. Ve son yıllar içerisinde işte şehirleşmenin artmış olması, hele hele bu COVID zamanlarında bu daha da herhalde belirgin hale geldi. Bina içinde yaşam, diyet alım yetersiz, D vitamini yetersizliği hem tüm toplumda, belki dışarı çıkma imkanları daha az olduğundan dolayı diyaliz hastalarında özellikle çok daha belirgin. Biraz evvel bahsetmiştim, imkan olan diyaliz hastalarında depo D vitamininin bakılmış olmasının büyük faydası var. Ve hem PTA düzeylerini azaltarak hem de biraz evvel bahsettiğim pleiotropik etkilerle bu yararlı etkilerini gösterebiliyor. Sonuç olarak tüm hastalarımıza D vitamini vermeye gayret edeceğiz. Bu temel prensip olarak bunu algılayacağız. Şimdi Kedigo rehberi açıkçası bu söylediğimi tam olarak teyit etmiyor. 2009 yılında bu yönde bir uyarı var iken, yani genel olarak hastalarda parat hormon düzeyleri hele hele artmış olanlarda verin derken, bu son 2017 rehberinde bu konuda biraz daha çekinceli davranıyor. Buradaki temel mantık da son yıllarda dikkatlerin kalsiyuma çok yoğunlaşmış olması ve D vitamini verilmiş olduğu durumlarda pozitif kalsiyum bilançosunun arttırabileceğinden hareketle vasküler kalsifikasyonu artabileceği şeklinde. Yani burada dikkatli olmak lazım. Hiperkalsemi olmadığı süre içerisinde, hipoparatiroidi olmadığı süre içerisinde ben kendi pratiğimde tüm hastalara D vitamini vermeye gayret ediyorum. Burada iki D vitaminini belki ayrı kefelerde tartmış olmak lazım. Yani bir tanesi depo D vitamini, ki bunun kontrolünü serum D vitamin düzeylerine bakarak yapabiliyoruz. Diğeri aktif D vitamini. Aktif D vitaminin kontrolünü parat hormon düzeylerinden dolaylı olarak yapabiliyoruz. O nedenle imkan olan hastalarda bunlara bakarak eksiği tamamlayıp veya hedefler içerisinde kalmaya dikkat edecek olursak herhalde hastalarımızın prognozlarına olumlu katkılarımız olabilecek. Kalsiyumla alakalı, tabii ki kalsiyum çok önemli bir madde. Çünkü kalsiyum doğrudan gidip o feedback mekanizmaları sırasında söylemiştim, parat hormonu suprese eden bir madde. O yüzden hiperparatiroidik hastalarda kalsiyum vermek iyi bir fikir gibi geliyor. Ancak bu konuşmanın başından beri kalsiyumun bizzat kendisinin ölüm ile ilişkili olduğunu söylemiştik. Burada nitekim bu slaytı göstermiştim. Hedefte olan şeylerde kalsiyum düzeylerinde yüksek olan kalsiyum düzeylerine göre mortalitenin %40 oranı daha az olduğunu saptamıştık. O nedenle biz bir taraftan parat hormonu baskılayacağız diye bu hastalara kalsiyum vermenin çok fazla bir mantığı yok. Kalsiyum veremiyorsak o zaman ne yapalım? Kalsiyumu taklit edeni verelim. Mimesis, biliyorsunuz, taklit anlamına geliyor. Bizim kalsiyum mimetik dediğimiz şey kalsiyum olmayan ancak kalsiyumu taklit eden, kalsiyum reseptör düzeyinde kalsiyumun parat hormon salgılanması üzerine etki eden küçük molekülleri algılıyoruz. Yani kalsiyum mimetikler iki ana başlık altında inceliyorlar. Bunlardan bir tanesi doğrudan kalsiyum etkisini taklit edenler, ki yakın zamana kadar çok yoğun bu hedefe odaklanmamıştı endüstri. Burayı çok şey yapmamıştı, çok hedeflememişti. Çünkü biyo yararlılığı düşük, metabolizması değişken diye düşünüyordu. Ancak bunun şimdi böyle olmadığını konuşmam ilerleyen slaytlarında göstereceğim. Daha çok endüstri uzun yıllar boyunca kalsiyum algılayan reseptörün
konformasyonel yapısını, efendim moleküler yapısını değiştirip kalsiyuma duyarlılığı arttıran ilaçlar üzerinde duruyordu. Şimdi bunlar bu reseptörün allostelik konformasyonla alakalı reseptörün algılamasını değiştiren maddeler. Şöyle çok demonstratif olabilecek diye düşünüyorum. Bu şekillerle anlatmaya gayret edeyim. Normalde bunu bir paratiroid hücresi olarak algılayalım. Burada kalsiyum algılayan reseptör var. Burada da kalsiyum var. Eğer hastanın kanında yeterli miktarda kalsiyum var ise bu reseptör doygunluğa ulaşacağından dolayı paratormon salgılanmıyor. Eğer hastanın kanında az miktarda kalsiyum var ise, hipokalsemi var ise veya paratormon salgılanarak bir şekilde kan kalsiyum düzeyi yükseltilmeye çalışılıyor. Öte yandan işte bizim kalsimetrik dediğimiz tip 2 kalsimetrik tam burası, reseptörde bir takım konformasyonel değişiklikler yaparak kandaki kalsiyum düzeyi az olmuş olsa bile reseptör düzeyinde fazla miktarda kalsiyum varmış gibi aldatan, kalsimimesis yapan, kalsiyum etkisini taklit eden maddeler sayesinde paratormon salgılanmasının önüne geçebiliyoruz. Burada kemik mineral metabolizmasında kullandığımız ilaçların, farklı ilaçların değişik parametrelere etkisini özetliyor bu tablo. Burada D vitamininin paratormonu aşağı çektiğini, ancak fosfor, kalsiyum ve çarpımının arttırdığını görüyoruz. Kalsiyum bazlı fosfor bağlayıcıların kalsiyum yükünü arttırdığını görüyoruz. Kalsiyum bazlı olmayan fosfor bağlayıcıların genelde nötr bir etki gösterdiğini, fosfor aşağı doğru çekebildiğini görebiliyoruz. Ama burada kalsimetin bizim ilgimizi çeken tüm parametrelerin serum düzeylerini azalttığını görüyoruz. Yani aslında diyaliz hekimlerin, nefrologların çok hoşuna giden bir etki profili var gibi. Burada kalsimetriklerle alakalı çok sayıda çalışmalar var. Slaytlarım da var ama onları çıkarttım çünkü vakti çok fazla alacaktı. Ama özetleyecek olursak yumuşak doku kalsifikasyonu, kalp kapak kalsifikasyonlarını, vasküler kalsifikasyonu azalttığı, fosforu, parat hormonu, kalsiyumu azalttığı konusunda çok sayıda çalışmalar var. Ama burada belki en dramatik olanlardan bir tanesi bir gözlemsel çalışma ama çok fazla hasta var. 20 bin civarında hasta var ve 26 ay süreyle izlenmiş olan bu şeyde, bu çalışma sırasında kalsimetrik alan hastaların anlamlı olarak ömür sürelerinin daha uzun olduğunu söylüyor. Ve bu çalışma, yalnız diyor bu çalışma tabii çok teknik olarak iyi bir çalışma değil. Bunu izah edecek bizim randomize kontrollü iyi bir çalışmaya ihtiyacımız var diye. Sonuçta tabii bu kadar pozitif etkilerde yola çıkınca endüstri o zaman tamam biz bu işi gözünden vuracağız diye düşündü. Ve ünlü Evolve çalışmasını planladı. Çalışma gerçekten çok etkileyici, toplam 3800 civarında hasta. Bir tarafta sinakalset alan hastalar, altı standart tedavi. Diğer tarafta yine standart tedavi grubu. Ve iyi de bir takip süresi. 4 sene boyunca izleniyor. Ve sonuçta bu çalışmanın sekonder sonlar noktalarından paratormonun düştüğü, kalsiyumun düştüğü, fosfor düzeyinin ve kalsiyum fosfor çarpımının azalma şeklinde bir eğilim gösterdiği saptandı. Ve paratiroidektomi kalsimetrik alan hastalarda anlamlı şekilde azalmıştı. Ve ben işte hasbelkader bu çalışmayı yürüten Doktor Flöge ile ana araştırıcılardan birisiyle bir sohbet etme imkanı bulmuştum. Tam 26. ayda uluslararası komite çalışmayı burada kesin diye bir uyarıda bulunmuş yürütme komitesine çalışmanın. Çünkü niye? Çünkü bu aşamada plasebo alanlarda ölüm oranı çok daha fazla. Kalsimetrik alanlarda çok daha düşük. Ve burada kesseydi gerçekten kalsimetrik bizim hastalarımızın ömrüne ömür katıyor diyecektik. Fakat burada belki işte astamah çok ziyan getirir şeysi. Hayır şu ara biraz daha açılsın diye düşünmüşler. İyice çok çarpıcı sonuçta ortaya çıksın diye. Ve çalışmayı 26. aydan sonra devam etme kararı almışlar. Sonuç böyle gidiyor.
sonuç en sona gelindiği zaman evet hafif bir azalma var ölüm riskinde ama bu istatistik olarak anlamlı değil. Sonuçta büyük bir katastrof olarak geçti ve firmanın hisseleri New York borsasında dip yaptı. Aniden büyük bir şok, dünya kadar milyarlarca dolar ama sonuç sıfıra sıfır, elde var sıfır. Böyle olmaması lazımdı. Çünkü bütün veriler anlamlı olması gerektiğini gösteriyordu ama öyle olmadı. Niçin böyle? Çünkü bu kadar deneyimli insanların da bazen çok önemli yanlışlar yapabildiğini görüyoruz. İki grup, kontrol grubu ve çalışma grubu birbirinden eşit değildi. Çalışma grubu daha yaşlıydı. Diyaliz hastalarında bir yaş yaşlılığın bile çok önemli olduğunu biliyoruz. Dikkat buyurun lütfen. Sinakaset grubunda hastaların 2/3 ilacı bıraktı. Kontrol hastalarının %20'si sinakaset almaya başladı. Niye böyle diyorsunuz? Bu çalışmanın ITT, Intention Treat analizde böyle oluyor maalesef. Ama sonuç şu, sap ile saman birbirine karıştı burada ve çalışmanın sonucu istatistik olarak anlamsız çıktı. Şimdi bütün bunlara rağmen Kedigo 2017 rehberinde diyor ki evet, yani bu anlamsızdır ama bu çalışmanın sonuçları anlamlılığı telkin ediyor. O nedenle diğer ilaçlarla beraber hastaların mortalitesini azaltmak adına kalsimetik kullanmaya devam etmiş olmakta fayda var gibi bir sonuç geldi 2017 grubunda, 2017 rehberinde. Şimdi kalsimetiklerin iki temel grupta olduğunu söylemiştim. Tip 2'den bahsettik burada, reseptörde konformasyona değişiklik yapanı. Yakın zamanda Türk ilaç piyasasında tip 1 kalsimetik çıkacak. Eter kaseti çıkacak. Şu aşamada bakanlıkta uğraştıklarını biliyorum. O nedenle diyaliz hekim meslektaşlarımın bu ilaç hakkında da biraz fikri olmasında fayda var. Çünkü yakında hizmetlerinde olacak. Şimdi eter kasetit kalsiyum algılayan reseptörün doğrudan bir agonisti. Aynı şey ver kalsetit veya eter kalsetit. Piyasa ismi Parsabiv olarak çıkacak. 2,5-5-10 mg dozlar halinde çıkacak. Ve önemli olanı bu ilacın yarı ömrü uzun olduğundan dolayı diyaliz seansları sırasında uygulanacak. Diyaliz seanslarının sonunda uygulanacak. Böylece diyaliz hastalarında çok önemli bir sorun olan ilaca uyum sorunu halledebilmiş olacak bu ilacın kullanılmasıyla birlikte. Hatırlayın lütfen, etki mekanizmasını göstermiştim ve reseptörün konformasyonel değişikliği olduğunu söylemiştim sinakasetin etkisinin. Ama eter kasetinde böyle bir şey yok. Doğrudan gidip reseptöre etki edebiliyor. O nedenle paratormonal salgılanmasını önleyebiliyor. Şimdi sinakaset ile eter kasetinin kafa kafaya çalışmaları hemen başlatıldı. Yayınlanmaya da halen devam ediyor. Şimdi öncelikle şu önemli, sinakalsetin etki yeri ile eter kalsetininki benzer olmasına rağmen etki mekanizmaları birbirinden farklı. Sinakalsetin etki süresi oldukça kısa. Belki soru olarak gelecek, onu peşin söyleyeyim. Şu soru hep bana soruldu. Sinakalseti gün aşırı versek olur mu diye. Bu genelde çok istenen bir şey değil. Yani 24 saat sonrasında sinakasetin etkisi bitiyor. O nedenle verecekseniz onu her gün vermiş olmamız lazım. Öte yandan eter kasetitin yarı ömrü çok daha uzun olduğundan dolayı haftada 3 defa uygulama fırsatı verebiliyor. Bir de şu önem taşıyabilir. Sinakaset sitokrom P450 ile metabolize olduğundan dolayı diğer ilaçlarla interaksiyona girebiliyor. Eter kasetitte böyle bir şey söz konusu değil. Yan etkiler kabaca benzer gibi. Yani ben hep şunu ümit ettim. Biliyorsunuz gastrointestinal etkiler sinakasette çok ön planda. Pek çok hastada neredeyse 1/3, 1/4 hastada alımı kısıtlayan bir şey. Ben öyle zannettim ki intravenöz verildiği zaman bu yan etki çok daha az olacak diye. Ona yakın eter kasetleri gastrointestinal etki var. Yani bu önemli bir şey değil. İşte kusmalar, diyareler vesaire falan. Ama şurada önemli belki fark etkilerdeki farkı dikkat çekmek lazım burada. Eter kaseti çok daha etkili bir ilaç.
O nedenle hipokalsemi yan etkisi de çok fazla. Yani ilacın iyi tarafı var ama iyi taraf bazen aksi tesir gibi karşımıza gelebiliyor. Şimdi burada bu bir karşılaştırma, iki ilacın kafa kafaya karşılaştırmış olması. D vitamin analogları var üstünlükte. Sinakaset, etelkasetin. Bakın sinakasete kıyasla etelkasetin parat hormonu azaltıcı etkisi, kalsiyumu azaltıcı etkisi, FGF23 azaltıcı etkisi gibi bu çok önemli. Yani bunun ileride bir mortaliteyi düzeltici etki olabilecek mi konusunda şu anda ciddi şeyler var, umutlar var diyeyim. Özellikle etelkasetin böyle yararlı etkileri söz konusu olabiliyor. Ama öte yandan gastrointestinal intolerans bir başka çalışmada ve QT mesafesini uzatmış olması kardiyak aritmilere zemin hazırlayabilme riski bakımından önemli. Bir de tabii ki diyaliz giderleri, diyaliz masrafları, diyalizin ekonomiye yaptığı kötü etki zaten belirgin. O nedenle etelkasetin daha pahalı olması bu kullanımı kısıtlayabilir mi diye. Ama genelde bütün endüstrinin yaptığı bir şey kümülatif masrafa bakıyorlar. Yani eğer sizin ilacınız görünümde pahalı olsa bile hospitalizasyonu, ölümü azaltıyorsa sonuçta toplu olarak ekonomiyi ele aldığımız zaman belki bunun yararı toplu ekonomide daha faydalı olabilir gibi getirebiliyorlar. Sonuçta bu konuda çok sayıda kafa kafaya olan çalışmalar var. Burada sinakasetle plasebo karşılaştırma, etelkasetle plasebo karşılaştırmasında hepsinde işte parat hormon düzeyinin aşağı doğru çekilmiş olmasında, efendim kalsiyum düzeyinin değişik stratumlarda, değişik dilimlerde aşağı doğru çekilmiş olmasında çok daha efektif ve bu değişik parat hormon seviyelerinde, yani parat hormonun çok yüksek olduğunda veya parat hormonun daha aşağı olduğu düzeylerde de etelkasetin plaseboya göre çok daha etkili olduğu gözüküyor. Ve burada kalsimetrik ajanlarla diğer ajanların bir karşılaştırıldığı bir çalışmada 36 çalışma, 4'ü prediyaliz, 11 bin civarında hasta, 26 hafta süreyle izlenmiş. Plasebo dediğimiz zaman standart tedavi artı D vitamini ile kalsimetrik içeren tedaviler karşılaştırıldığı zaman kalsimetriklerin PTH'yı çok daha fazla düşürdüğü ve kalsimetrikler içerisinde etelkasetin piyasaya çıkacak hakkında demiştim. Parat hormon hedeflerine ulaşmada en etkili olduğu, ancak hipokalsemi riskinin daha fazla olduğu, buna çok dikkat. Etki fazla, yan etki de daha fazla bir ilaç olduğu. Peki çok merak edilen bu son satır, mortalite, kardiyovasküler son noktalar, kırık sıklığı, maalesef bu konuda bu meta analiz kesin bir şey söylemiyor bize. Paratireoidektomiden kısaca bahsedeyim. Tabii ki bu kalsimetriklerin ortaya çıkmış olmasıyla paratireoidektomi riski veya gereksinimi veya indikasyonu her neyse önemli ölçüde azaldı. Ancak bazen tüm tedavilere rağmen ağır tersiyer hipertireoidektomi gerekebiliyor. Kalsiyum fosfor değeri sürekli olarak hedefin üzerindeyse gündeme gelmiş olması lazım. Hastalarda ciddi hiperkalsemi var ise, radyolojik olarak ağır hiperparatiroidik kemik hastalığı var ise, hele hele histolojik olarak, ki bunu yapmak maalesef çok zor, kemik biyopsileriyle bunu ortaya koyabilmişsek, tıbbi tedaviye yanıt vermeyen hiperparatiroidi semptomları söz konusu ise, kalsifilaksis var ise, diğer sebeplerle izah edilemeyen miyopati var ise, o zaman paratiroidektomi düşünmüş olmak lazım. Ama parat hormon 800'ün altında ise bu paratiroidektomi kararını çok dikkatle gözden geçirmiş olmak lazım. Konuşmamın son son konusu diyeyim, osteoporoz meselesi. Hatırlayın, konuşmaya başladığım zaman kırıkların önemli bir problem olduğunu ve diyaliz hastalarında kırığı olanların hayat süresinin kısaldığını söylemiştim. O nedenle önlenmesinin öneminden bahsetmiştim. Tabii ki buradaki çok önemli kırık hazırlayıcısı osteoporoz. Şimdi osteoporoz maalesef belki bu konuşmanın en az cevap verebileceği bir konu. O kadar muallakta olan bir konu ki 2009
Teligo rehberi, siz hiç zahmet edip de kemik mineral yoğunluğu rutin olarak ölçtürmeyin diyor diyaliz hastalarında. Bunun sebebi bir, yanlış sonuç vermesi çok ihtimal. İkincisi de zaten ne bulursanız bulun çok da fazla bir tedavi imkanı elimizde yokmuş gibi. 2017 yılında eğer hastalarda hele hele risk var ise o zaman kemik mineral yoğunluğu ölçümünü yaptırın diyor. Yani burada çok radikal 2009'dan 2017'ye doğru bir kayma söz konusu. Ve burada tedavi aşamasına doğru gelindiği zaman maalesef elimizin genel popülasyonda olduğu kadar serbest olmadığını, genel popülasyonda rutin olarak kullana geldiğimiz bazı ilaçlar, yani bisfosfonatların, rankligat imptör denosumabı ve diğer ilaçların diyaliz hastalarında çok güvenli olmayabileceğini söyledi. Denosumab üzerinde özellikle yakın zamanda çok yayınlar da çıkıyor. Ama çok dikkate değer hipokalsemilerin fazla olduğunu, o nedenle dikkatle kullanılması gerektiği konusunda şey var. Bu konuda birkaç hafta önce bu rapora ulaşmıştım. Bir uzlaşı raporu çıktı. Bu Era Etta'nın CKMB'D grubunun yaptığı. Kronik böbrek hastalarında, özellikle de ileri aşamalarında diyalize giren hastalar dahil olmak üzere osteoporoz tedavisi hakkında veya korunmasak da neler yapalım diye özellikle yapması gereken, biz diyaliz hekimi arkadaşlarımın, evet hastada osteoporoz var, hani şey de yaptırdık efendim, dansitometre ölçümü de yaptırdık, hemen şu ilaç bu ilaç verelim demekten ziyade, çünkü biraz evvel bahsettim, bütün bunların tedavisi çok çekince var hala bu tedavilerde. Ama kolayca düzeltebileceğimiz şu faktörlere lütfen yoğunlaşalım. Fosfor, kalsiyum, 25 hidroksi, D vitamini düzeyi, paratormon, bikarbonat gibi bizim diyaliz imkanlarıyla, diyalize kullanan geldiğimiz ilaçlarla düzeltebileceğimiz konulara bakalım. Metabolik olarak hastalarımızı iyi takip ederim, iyi kontrol ederim. Yani bunlara etkin diyaliz yapalım. Diyaliz etkinliği eğer kötüyse onu arttıracak şeylere bakalım. Ve belki şurası çok çok önemli olan bir nokta, belki bu ihmal ediliyor. Beslenmelerine dikkat edelim hastaların. D vitaminine yürüyüş yaptıralım hastalara değerli meslektaşlarım. Egzersizle alakalı çok sayıda yayın var biliyorsunuz diyaliz hastalarında. Bu yürüyüş sırasında şu çok önemli, düşmeleri muhakkak önleyelim. Çünkü ortaya çıkacak bir düşme belki bazen hastanın sonu olabiliyor. Ve çok yönden muhakkak kesme indikasyonu var. Ama kemik problemleri yönünden de tütünün kesilmesi, sadece sigaran değil diğer tütün ürünlerinde kesilmiş olması şart. Ha bütün bunları biz yaptıktan sonra o zaman şu rezorpsiyonu azaltan tedavileri gündemimize getirebilirim. Ancak bunu biliyoruz ki bu tedaviler hala diyaliz hastalarında belli bir yere oturmuş değil. Zaten bu ilaçların pek çoğunu yazmak için diyaliz hekiminin yetkisi yok. Rapor çıkartma yetkisi de olmadığını biliyorum. Belki burada görüş almak söz konusu olabilir. Ama her şeye rağmen şunu da söyleyelim. Bu en son rehberde bir evvelkine göre, Keligo rehberinde rezorptiflerin kullanılabilmesi, antirezorptiflerin kullanılabilmesi bakımından biraz daha cesaretli olmaya doğru gidiyor. Belki bunun da temelinde yatan neden hastaların giderek daha yaşlanmış olması, daha çok osteoporotik hastalığıyla karşı karşıya kalmış olmamız, kemik sıklığının giderek artacağından duyulan korku. O nedenle tamam bunu da gündeme getireceğiz belki önümüzdeki yıllardaki konuşmalarda, ama daha önce elimizde olan imkanlardan yararlanmaya bakalım. Şimdi burada işte bu rehberden alınan bir şey bu. Hali hazırda diyor, bisfosfonatlardan ve denosumabtan önceki kadar korkmamızın gerekmediği hakkında bir görüşe vardık diyor bu çalışma grubu bu konuda. Sondan bir evvel sanırım bu slayt. Şimdi 2009'da çıktı Keligo rehberi. 2017'de çıktı. Yani 4 sene evvel
Şimdi 4 sene geçti, hadi bir daha değiştirelim mi diyorlar. Açıkçası bu değiştirmelerde bazen hiçbir farklılık olmuyor. Bazen faydalı şeyler öne sürülebiliyor. Ama itiraf eden bazen de kafayı büsbütün karıştıran teorilerle öne gelebiliyorlar. Yani benim naçizane kanaatim, bu çok değerli bilim insanları her zaman diyaliz salonlarında dolaşmıyorlar. O nedenle diyaliz hastasının pratiği hakkında çok teorik bilgiler var ama pratik hakkında çok da fazla deneyimleri yok. O nedenle çok ayakları yere basmayan önerilerde de bulunabiliyorlar. Sonuç olarak değerli meslektaşlarım, aşağı yukarı bir saat 15 dakika oldu konuşmaya başlayalım. 10-15 dakika kadar tartışma süresi vermek adına burada bitiriyorum. Kronik böbrek yetersizliği hastalarda kemik mineral bozukluğu anormalikleri önemli morbitte mortalite sebebi. Bununla ilgili çok sayıda size slayt gösterdim. Standart tedavilerde maalesef halen başarısız bütün dünya bu konuda ve yeni ilaçlar belki yeni ufuklara yol açabilir ve hastalarımızın morbiditelerini, mortalitelerini inşallah biraz daha düzeltebiliriz. İlginize, dikkatinize çok teşekkür ediyorum. Hocam biz teşekkür ederiz bu güzel sunum için. Sorular için ben mikrofonu arkadaşlara bırakayım. Soru sormak isteyen arkadaş mikrofonunu açıp sorusunu sorabilir. Daha en sonunda ben soru soracağım. Birkaç sorum var. Burada chat var. Acaba buradan bir şey... Yazabilirler. Evet, yandan chatten yazabilirsiniz sorularınızı. Soru sorabilir miyim? Ender, yandan yazalım isterseniz Erdem Bey. Takibi daha kolay olabilir. Burada henüz çok. Teşekkürler var. Ben teşekkür ediyorum. Sevgili Kübra Kaynar'ı görüyorum. Emre Keleşoğlu'nu. Bülent'i görüyorum. Habib Emre'ye selam olsun. Halil Erkan'a selam olsun hepsine. Teşekkür ediyorum güzel sözleriniz için. İstersen vakitten kazanmak için Hıdır'cığım sen söyle. Sonra gelecek soru olsa onu şey yapalım. Hocam galiba yandan sorular var. Chat kısmında. Size geldiyse. Bakıyorum. Şimdi görüyorum. Natif D vitamini bir dakika şuradan itibaren herhalde alacağım. Natif D vitamini verirken aktif D vitamini vermem kesme kriterine dikkat ederim. Yani natif D vitamini verirken kalsiyum ise fosfolüksteki başlama kesme kriterine. Şimdi hemen burada tabii ki. Yani D vitamini hem natif olanı hem aktif olanının kalsiyum fosfor emilimine, kan hücrelerine etkisi birbiriyle alakalı. O nedenle buna çok dikkat etmiş olmamız lazım. Şu soru soruyor. Yani bir hastaya aynı zamanda hem natif D vitamini hem aktif D vitamini. Evet, ikisini beraber verebiliriz. Onu söylemeye gayret etmiştim. İkisinin takip parametreleri birbirinden farklı olan şeyler. Lantanum kalsiyum düşürücü etkisinden bahsettiniz. Bu kalsiyumu hastalarda vermeyelim mi? Şimdi bu hipokalsemi meselesi sinakaset kullananlara çok gündeme gelen bir şey. Ben öyle zannediyorum ki yani hipokalsemi diyaliz hastalarında çok sorun olmasa gerek diye düşünüyorum. Eğer bir kere hipokalsemikse hasta kalsiyum içeren fosfor bağlayıcıları da verebiliriz. Yani hatırlayın bu ilaçların çok etkili olduğundan bahsettik. O nedenle bir yandan kalsiyum içeren fosfor bağlayıcılar verdik. Buna rağmen hasta hala hipokalsemik ise o zaman diyalizat kalsiyumla uğraşabilirsiniz. D vitamini vererek kalsiyumunu arttırma imkanınız var. Yani bunun çok önemli bir sorun olacağını düşünmüyorum. Bir kontraindikasyon olarak da bahsedilmiyor. O nedenle düşünebilir ama çok değişik yönlerden bu hipokalsemiyle biz başa çıkabiliriz diye düşünüyorum. Sinakalseti hemodiyaliz hekimleri reçete edemiyor diyor. Böyle bir şey rapor olduğu zaman reçete edebiliyorlar diye biliyorum.
Kadir lütfen sen de dahil ol şeye, bu şeye. Çünkü belki benden daha iyi biliyorsun bu prosedürü. Evet hocam, uzman raporu istiyor. Evet, ama rapordan sonra işte edebiliyorlar. Evet, evet. Peki aşağı doğru geliyorum. Teşekkürler. Teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Sevgili Nesrin, Diana üç kardeş, Neşe Özkayın, Serhan Karaçura, Serkan Karaçuhan. Güzel. İsimler kalsiyet kalsiyet konuşmasın. Bağlı kullanamıyoruz. Taylanmadan kaç saat önce keselim sinek kalseti. Hiç değilse 6 saat evvelden kesmiş olmamız lazım. Bir gün evvelden de kesseniz olabilir. Ertesi gün sabah açlık şeyinde alabilirsiniz. Teşekkür. Mukaddes Kalyoncu. Abdülkerim. 25 hidroksi D vitamini 26 ton diğer hastalar için aktif D vitamini tedavi süklemesi yapılmalı mı? Tek başına aktif D vitamini verilmeli. Söylemiştim, ikisini beraber vermemiz söz konusu. Bunların takip parametreleri birbirinden farklı. Yani siz bir hastaya bir yandan şey verip efendim depo D vitamini verip bir taraftan da aktif D vitamini verebilirsiniz. Belki pratik konuşuyoruz. O nedenle şunu söyleyelim. Depo D vitaminini genelde çoğu kez damlalar halinde veriyorlar biliyorsunuz. Şimdi diyaliz hastalarının zaten tedaviye uyumu fevkalade kötü. O nedenle de her gün 3 damla, her gün 10 damla, her gün 20 damla buna çok denk getirmek mümkün değil. Ben kendi pratiğimde D vitaminini haftalık dozlar olarak veriyorum. Yani işte diyelim ki 10 nanogram mililitrenin altındaysa toplam haftada bir defa 50 bin ünite veriyorum. Bunu 2 ay süreyle verip ondan sonra kanseri kontrol ediyorum. Bunlar depo D vitamini olduğu için her gün verilmesi şart değil bu ilaçların. Tek başına bunu söyledik. Etki süresi ilaç alma ara verildiği zaman. Evet, bu önemli. Sinakaset etki süresi. İlaç alma ara verildiği zaman PTA seviyesi artıyor mu? Evet, hızla artıyor. O nedenle aylık biyokimyayı aldırırken eğer bu ilacın şeysiyle doz titrasyonuyla alakalı bir karar vermek istiyor isek o zaman sinek hasret alırken tam biyokimyasını aldırmış olmamız lazım. Efendim Erdem Baba'ya teşekkür ediyorum. Sibel Koçak. Diyaliz hastalarında teşekkür ediyorum Sibel. 25 yıllık D vitamini özel merkezde bakılamıyor. Bu konuya görüşeceğim. Şimdi Sibel kardeşim çok haklı. Aslında biliyorsunuz değerli meslektaşlarım. Diyaliz hastalarının 3 aylık tetkiklerinde geniş tetkik yapılıyor. Ve itiraf edelim ki bu geniş tetkiklerin pek çoğu pratik hayatta işimize yaramıyor. Yani ben kişisel olarak oradaki bikarbonata hiç bakmıyorum. Çünkü oradaki bikarbonat usulüne uygun alınması, yönlendirici olması pratik olarak mümkün değil. Devletin bir kaynak sorunu var. İyi. Yani o kaynak sorununu gündelik hayatta işimize yaramayacak olan şeylerden alıp da işe yarayacak olan parametrelere kaydırmış olmasında yarar olduğunu düşünüyorum. O nedenle belki bu yönden de telkinlerimiz oldu ama şu aşamaya kadar çok dikkate alınmadı. Efendim yönetmelik yetersiz, doğru yetersiz. Yine de Diyaliz Bilim Kurulu'nun bir kez daha dikkatine sunalım. Evet, teşekkür ediyorum İbrahim Şeker. Diyaliz şey için, aciller kitabı için de teşekkür ediyor. Teşekkür ediyorum. Uzman reçetesi olmak zorunda. Demin sanırım Erdem Baba'nın böyle bir katkısı var. Sevgilerde buradan yüzünü de görüyorum. Buradan şeyi de açık. Ama benim bildiğim kadarıyla rapor çıktıktan sonra reçete edebiliyor diye biliyorum. Hıdır lütfen beni şey yapar mısın? Doğrular mısın? Raporu hocam, olan hastaların reçetesi yazılabiliyor diye biliyorum. Ben yanlış biliyor olabilirim. Hocam uzman raporu ve belli kriterlerle yazılabiliyor diye. Evet ben de öyle biliyorum. Evet. Ben de öyle biliyorum. Süleyman'a teşekkür ediyorum Serkan Karaçuha. Rutinde bakmak gerekir mi? Sevgili Serkan rutinde bakmak gerekir. Tabii çok yani her ay değil ama sen de hiç değilse 2 defa. Tercihli 3 defa bakmış olmakta fayda var. Hele hele burada mevsimlere de dikkate almış olmak lazım. Kışın ve ilkbaharda daha az güneşe maruz kalınacağından dolayı daha sık bakılması daha tercih edilebilir. Yazın belki güneşletmesiyle daha bu eksiklik giderilebilir.
Osteoporoz tedavisinde Sibel kardeşimin bir şeysi. Bir fosfat tedavi öncesinde biyopsi yapılması konusunda ne düşünüyorsunuz? Biyopsi muhakkak ki çok önemli. Bize bu çalışmaların gösterdiği bir şey var. Bizim basitçe parat hormon düzeyine bakarak yüksek döngülü, düşük döngülü dediğimiz kemik hastalıklarında parat hormon düzeyiyle kemik histolojisinin her zaman birbiriyle eşit gitmediğini biliyoruz. Sevgili Ercan Okun kulakları çınlasın, İzmir'den Ercan hocamızın bu çalışması da bunu çok net olarak ortaya koydu. Ancak bir kemik biyopsisi yapmak fevkalade ağrılı ve eziyetli bir iş. Daha da önemlisi kemik biyopsisini layıkıyla değerlendirecek patolog sayısı maalesef yok denecek kadar az. Bu Ege'nin çalışmasında biyopsi örneklerinin Amerika'ya gönderildiğini biliyorum. O nedenle yapılması çok önemli kemik biyopsisinin. Her zaman biz kemik histolojisi hakkında biyokimyasal parametrelerden bir fikir elde edemiyoruz. Ama maalesef yapmak bütün dünya için çok kolay değil. Şimdi Erdem kardeşim yine soruyor. Sinerset artı parikalsiyon kullanan hastalığı diyazet kalsiyum için ne önerirsiniz? Şimdi Erdem kardeşim, bizim temel bir prensibimiz var. Hastaları negatif kalsiyum bilançosu içerisine koyalım. O nedenle şartlar dikte etmediği süre içerisinde standart diyazet kalsiyumumuz 1.25'tir. Burada bir parantez açarak pratik bir bilgi vermek istiyorum. Sizler hepiniz biliyorsunuz ki yüksek diyalizat, yüksek kalsiyum içeren diyalizat hasta için rahatlıktır. Hemşire için rahatlıktır. Diyaliz hekimi için çok rahatlıktır, değil mi? Yani 1.75 şeyle diyalizatla gir, herkesin keyfi yerinde. Ama ileriye yönelik olarak bunun bedelini öder. Ha, şimdi eğer bizim bir hastamız var ise, beklenen ömür süresi çok kısaysa, malignitesi var, 50 yaşında, metastazı var, şusu busu. Yani artık o hastayı ahir zamanda diyalizi ne kadar rahat geçirtirseniz o kadar rahat geçirtirin. O yüzden o hastalar lütfen diyalizat kalsiyonu kısacağım diyerekten de çok daha şey yapmayalım, sıkıntıya girmeyelim. Ama onun dışında standart diyalizat kalsiyumumuz bütün şeylerde 1.25'tir. Ama yani artık çok iyi biliyorsunuz, yani aylık şeylere göre, kalsiyum, fosfor düzeylerine göre, parahormon düzeylerine göre bunu 1.25-1.50 arasında şey yapabilirsiniz. Çok az olarak da benim kişi hastalarımda da 1.75 kalsiyum kullanmış olduğum, diyalizat kullanmış olduğum hastalarım var. Hastaların fosfor düzeyi önemli mi natif D vitamini verirken? Tabii ki önemli. Sevgili Önder Yavaşcan hocamız, teşekkür ediyorum. Çocuk nefrologları aynı zamanda bir kronik böbrek hastalığının normal büyüme hedefine de ulaşılmalı tabii ki. Bu anlamda hedeflerin büyüme ve boy uzaması konusunda özellikle son böbrek çocuklarda biraz daha hiperdinamik lehinde tutulması konusunda bir yorumunuz olabilir mi? Yani sevgili Önder Hocam, biliyorsunuz genelde biraz daha hiperdinamik olması konusunda kemiklerin yalnız şeyin değil, pediatrik nefrologların değil, genel erişkin hekimlerinin de o yönde bir önerisi var. Kedigo'nun bu yönde bir önerisi var. O nedenle zaten bu biraz hiperdinamizmi salgılayabilmek adına yeni Kedigo rehberinde normalin üst hududunun 2 ila 9 misli diyor. Bunun da nedenini pratik olarak kronik böbrek yetersizliği sırasında parat hormonun kemik metabolizmasına etkisi için reseptör azalmasıyla ilişkili olarak direnç göstermiş olması şey olabiliyor. O nedenle biz paratiroid, parat hormon düzeylerini kesinlikle adinamikte tutmamış olmamız lazım. Kesinlikle normali de hedeflememiş olmamız lazım. Biraz daha hiperdinamik kemik hastalığı, belki biraz hastalık demeyeyim, biraz daha hiperdinamik kemik, biraz daha yüksek döngülü kemik, biraz daha yüksek parat hormon düzeyi hedeflemiş olmamızda fayda olabiliyor. Evet, Serkan Karaço, sinek kalsiyumla alakalı uzmanlar yazabiliyor. Rapor olsa da diyor, bu konuda bilmiyorum, ben en azından çok uzman olmadığımı söyleyebilirim. Ama benim
vizit yaptım Diyaz Merkezi'nde, en azından pratisyen hekimler yazdığı gibi bir şeyim var, bir bilgim var. Paratormon, bir nüze paratiroidim önerim, adren olması yeterli mi? Ya da paratormonun tüm tedavilere rağmen ne kadar şöyle binin üzerindeyse paratiroidektomi yapalım. Yani burada tabii tek bir düzey görürsek hemen hastayı paratiroidektomiye göndermemiş olmamız lazım. Yani hiç değilse herhalde 6 ay şöyle diye düşünüyorum. Bu empirik olarak böyle bir şey yok, böyle bir kriter yok. Ama arka arkaya yapmış olduğumuz şeylerde, tahlillerde binin üzerinde, ama en az onun kadar önemli olan diğer parametrelerin de eşlik etmesi, yani klinik verilerin eşlik etmesi, klinik şikayetlerin eşlik etmesi, hiperkalseminin buna eşlik etmesi ve işte muhtelif ilaçlara rağmen aşağı düşülememiş olması durumunda. Bir şey daha önereceğim. Bunu da ben gündelik pratiğimde çok sık yapıyorum. Yani tek bir paratiroidektomi çok şey bir, radikal bir karar. Onu tek bir laboratuvarın verileriyle şey yapmaktansa, karara bağlamaktansa belki birkaç hastayı bir kamu hastanesine gönderip orada da kalsiyum fosfor paratormona baktıktan sonra karar vermiş olmakta gerek var. Sinek hastalığı uzman reçetesi olmak zorunda diye böyle bir şey var. Bu konuyu dediğim gibi çok iyi bilemiyorum. Belki hepimizin bir kere daha kontrol etmesi lazım. Fosfor düzeyi kaç olursa fosfor bağlayıcı kesilmeli. Şimdi kesilmeli lafını demeyelim de belki azaltılmalı diye kullanalım. Yani diyelim ki bir hastanın fosforu 2,5 geldi bir ay içerisinde. Üçün de altına düştü. Yani istemediğimiz bir düzey. Orada hasta efendim 2-3 çeşit biliyorsunuz bazen fosfor bağlayıcı veriyoruz. Hepsini birden kesecek olursak bilin ki gelecek ay yine 7-8 çıkacaktır. O annene burada doz titrasyonu yapmış olmamız lazım. Eğer çok yaptığımızın neticesini merak ediyorsak ara tahlil almak mümkün olabiliyor. En azından hastayı bir kamu hastanesine gönderip işlemi yaptıktan sonra, tedavi girişimini yaptıktan sonra hastadan bir ara kontrol, 15 gün sonra bir ara kontrol yaptıktan sonra ayarlayabilirsiniz. Ama yoğun miktarda antifosfor tedavisi almakla olan bir hastada tüm ilaçların aniden kesilmiş olması tahterevalli gibi, o zaman bir ay aşağı bir ay yukarıya doğru çıkıyor. Ondan kaçınmış olmak lazım. Blok 2004'te Jason'da diyaliz yeterliğin %5, kemik morozu %17 sorun demiş. Demek ki diyaliz yeterliğine dikkat çekmek gerekir. Hıdır senden geldi herhalde bu. Çok doğru. Onu sanırım ben de vurguladım zaten şeyim sırasında. Ve o en sondaki osteoporoz şeyinde de hatta, yani iyi diyaliz yapalım, metabolik kontrol yerinde tutalım diyerekten. Olay sadece kemik mineral metabolizması değil, osteoporoz içinde her şeyden önce biz iyi diyaliz yapmakla yükümlüyüz. Alüminyum toksitesi konusunda biraz anlatabilir misiniz? Hiç görmedik. 70-80 litraja girdi galiba. Doğru Hıdır, bu konulara çok haklısın. Şimdi alüminyum toksitesinin alüminyumun özellikle iki dokuda biriktiği söyleniyor. Ben bir tane diyaliz demansı gördüm ama açıkçası bu hastada alüminyuma bağlı diyaliz demansı demek için beyin biyopsi yapacağız. Orada alüminyum biriktiğini göstereceğiz. Bunu yapmak zor. Belki de hassas standarttır. Alzheimer hastası. Bunu bilmiyoruz. Adinamik kemik hastalığında da kemikte birikerek buna yol açabildiği söyleniyor. Toksiste eski yılların daha çok üzerine durduğu bir şey. Çünkü o yıllarda biliyorsunuz su tedavimiz, dializa suyunun tedavisi, daha önceki aşamalara temizlenmesi bu kadar modern, reverse osmozlar, şunlar bunlar yoktu. O nedenle o yıllara has bir şey ama klasik olarak yine de yani bir hastayı standart olarak rutin alüminyum bağlayıcıyla fosforu kontrol etmek çok doğru değil. Her halükarda onu biraz daha kısıtlamış olmakta fayda var. Ben dediğim gibi ben de çok işte az gördüm. Sinigrafi sonuçları çoğu yerde iyi saptanamıyor. Sizce en iyi sindigrafi nerede yapılıyor? Serkan sormuş. Yani açıkçası tabii laboratuvar bazında bilmiyorum ama herhalde büyük üniversitelerin merkezlerine yollanmakta fayda olabilir. Ama biliyorsunuz bazen yaşlı diyaliz grubunda olmayan hastalarda da sindigrafi her zaman çok doğru sonuç vermeyebiliyor. Sinek hastalığı uzmanlar tarafından reçete ediliyor diye öyle bir şey Tahsin Güzelyurt'tan gelmiş. Onu dediğim gibi Tahsin'ci bu konuda çok kesin konuşma şansım yok. Onu araştıracağız herhalde.
Şimdi PTH değeri 300'ün üzerinde tedavi uyguladığımız hastaların değeri 150-300 arasına düşen hastalara bir sonraki PTH çalışmasında %80-90 oranında yükselmektedir. 3 ay aralıklar PTH çalışması hastaya çok büyük ayıp değil mi? Bu fikre katılıyor. Yani 3 ayda bir paratormon bakmanın hakikaten bir şey olduğunu, bir handikap olduğunu zannediyorum. Yani tabii gönül her ay paratormon bakılmasını da istiyor. Ama bu şeyden dolayı işte yani ekonomik nedenlerden dolayı. Ben şöyle yapıyorum. Eğer böyle hakikaten hem tedavide hem de paratormon düzeylerinde şüphem olduğu zaman tedavi değişikliğini yapıp hastayı bir kamu hastanesine yollayarak hem böylece değişik bir laboratuvarda da onu kontrol ettirmek, kendi laboratuvarımı kontrol ettirmek imkanı da söz konusu olabiliyor. Çok haklısınız. 3 ay bir tedavi verip de 3 ay bekleyeyim ondan sonra bakayım demek çok doğru bir şey değil herhalde. Mehmet Coşkun, Fatma Coşkun, tetkikte PTH 600, 3 ayak D vitamin sonra 80'e düşmüş. D vitamin tedavisi kesiyor. Bir hafta sonra PTH baktığımızda değer tekrar 305'e çıkmış görüyorum. Yüksek PTH ve D vitamini sonrası doz azaltırken veya kesilirken nelere dikkat etmek gerekiyor? Biraz evvel söylemeye gayret etmiştim. Yani aniden tedaviyi kesmeyelim, bir panik reaksiyonu yapmayalım. Yani sonuçta bir hafta süreyle, 15 gün süreyle bu hastanın tedavisi hedeflerin dışına çıksa, aşağı inse, yukarı çıksa bundan kemiklerimizde sistemik olarak da çok büyük bir zarar görmeyiz. O nedenle bir miktar yavaş yavaş tedricen bunu azalttıktan sonra yakın bir zamanda tekrar kontrol edelim. Bu kontrol bir ay sonra olabilir veya 15 gün sonra olabilir. Laboratuvar hatasına şüpheleniyorsa bir hafta sonra da olabilir. Hasta belki biraz zahmete girecek. Tabii bu COVID dönemi için geçerli değil bu söylediklerim. Genel hastanelere gitmek vesaire. Ama onun dışında hastayı biraz yormak pahasına tedavi ayarını titre etmek diyoruz. Biliyorsunuz çok geniş range'lerde oynayabiliyor bu tedaviler. 2 ile 9 misli normal kabul edebiliyor. O nedenle hastayı tekrar yollayıp oradaki sonuca göre artma azalma sağlanabilir. Ayrıca şu açık şekilde vermekte bir beis yok. İsteyen herhangi bir meslektaşım beni cep telefonum 542-513-38-09 sevgili Hıdır herkese verebilir. İstediği zaman arayıp sorumluluğu paylaşmak adına konsültasyon yapabiliriz. Hıdır'cığım burada gördüğüm kadarıyla en azından sorular bitmiş gibi duruyor şu aşamada. Evet hocam sorular bitmiş. Ben de SUT'a tekrar baktım yanlışımı düzeltmek için. Evet sadece uzman yazabiliyor hocam. Şeyde son SUT'ta da güncel bilgi de öyle. Evet o zaman bu yanlış bu bilgiyi ben de yanlış verdim. Ben o zaman kendimi düzeltmiş oldum affederek. Özür diliyorum. Sadece ben. Uzmana yazabiliyor. Uyarlar evet. İçin çok teşekkür ediyoruz. Evet arkadaşlarım duyarlılığı için de teşekkür ederiz. Ben de size bu güzel sunum için çok teşekkür ederim. Çok yorduk sizi. Su bulabildiniz mi hocam arada? Estağfurullah. Suyum burada var yanımda içiyorum. Sağ ol. Sağ ol. Çok teşekkür ediyorum. Başka sorusu olan arkadaş yoksa hocamı şey yapacağız. Uğurlayacağız. Değerli arkadaşlar. Sevgili hocam bu güzel pazar günü de bize vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Gerçekten şükranlarımı sunuyorum size. Her zaman çok şey öğrendim. Hala çok şey öğreniyorum sizden. Teşekkür ederim. Bütün camiada arkadaşlarıma. Teşekkür ediyorum. Hepiniz sağlıkla kalın. Covid'siz günlerde yüz yüze buluşabilmek ümidiyle evet. Diyelim. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Çok hocam ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Sağ olun.